Mihriban! Abla ne yapıyorsun sen? Kızım delirdin mi sen? Ne söyleyeceksen söyle de bitsin bu iş. Bence de. Arazi meselesini unut. Elimde imzalı belge var. O arazi babamın mirasından Hatice bacımın payına düşen yerdi. Boş bir inat yüzünden yıllarca bacımın hakkını yedim. Ama bugün bitti. O Mihril denen köpek ya bu diyarı terk edecek ya da Fadime'nin namusunu temizleyecek. Ya ne işmiş bunlar be? Bir şey mi dedin hoca efendi? Yok Hasibe yok, öylesine söyleniyorum işte. Hasibe iyileşip de mutfağa girdiğinde söylenmenin ne demek olduğunu o zaman anlayacağız. Galiba ben kızımı özledim. Onun bebek kokusunu özledim. Seyfullah. Seyfullah. Söyle kadın. Yürü çekil be şimdi abi. Gebertirim lan seni. Bir daha bu kıza el sürersen öldürürüm seni. Ne duruyorsun Bur? O kadar cesaretin var mı? Kapa çeneni. Anama dokunma demiştim sana, değil mi? Elindeyim. Ne yapsan razıyım. Korkma Seyfullah, o Hitler'e bırakmam seni. Ne oluyor? Akşam söylediklerin doğru değil oğlum. Ben seni... Ne oldu ana? Kim kaçmış? Seyfullah. Seyfullah mı? Allah Allah, bismillah bismillah. Sen gene dua et değil mi? He ederim. Allah Allah, bismillah bismillah. Hadi eyvallah. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden... Çıngırak Rasim'in oyununu da bozdun ya hükümet. Helal olsun sana. Şeyden çok seviyordun beni. Hani ben senin adındım? Nasıl girdin Fadime'nin koynuna? Hiç utanmadın mı kendinden? Herkes sana Mihriban'ın Ali'si derken, Mihrali'yken nasıl bu kadar alçalabildin ha? Fadime'ye de mi aynı şeyleri söyledin ha? O da Mihralim değil mi fısıldadı kulağına senin? Allah cezanı versin. Fadime'den doğacak çocuğuna da Mihriban adını mı vereceksin? Hayvan! 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 Fadime! 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 Ne var? Ne bağırıp duruyorsun? Fadime nerede? Nerede o? Fadime yok. Gitti. Gitti mi? Nereye? Bana attığı iftiranın hesabını vermeden nereye gitti? Ne iftirası? Fadime'ye ne haltlar ettiğini ben de gördüm. Oğlunla kardeşinin yaptıkları yetmedi şimdi. Sen mi çıktın karşıma? Ben çıktım. Ne olacak? Öldürecek misin beni? Hadi gel. Gel de beynini kurşunla doldurayım senin. Ne oluyor be? Ne işin var senin burada? Fadime'ye gelmiş gibi. Ama bu sefer aradığını bulamadım. İlha, indir o tüfeği. İndir dedim. Çekil sen de Mihrali. Belanı bulmadan git hadi. Belamı bulmuşum zaten Azam Bey. Yok öyle. Bana yapmadığım bir pisliği bulaştıracaksınız. Alçakça iftira edeceksiniz. Ben de göz yumacağım, öyle mi? Sana iftira eden yok delikanlı. Bu kadın seni
bizim hayvan damında Fadime ile buluşurken görmüş. Fadime de her şeyi anlattı. Yalan bu. Adice bir yalan. Ben Fadime ile bir şey yapmadım. Yapmadığını Fadime kendi kendine mi hamile kaldı ha? Karnında 2 aylık veledin var. Senin veledin. Hiçbir şey söylemedim. Sadece yüzüme öylece baktı. Ben deli gibiydim. Avazım çıktığı kadar bağırdım. Niye geldin ha? Nasıl deli olduğumu görmek için mi? Yaptığın o iğrençliğin beni nasıl mahvettiğini görmeye mi geldin? Nasıl yaptın bunu? Niye? Allah'tan korkmadın mı? Kendinden utanmadın mı? Anandan. Sana mihriban annesi diyenlerden de mi utanmadın? Yalancı. Utanmadın mı? Yalancı. Ben utandım sonra. Yerin dibine geçtim. Ama o öylece durup baktı. Gözlerine oymak geçti içimden. O kuracı attığım taşları alıp utanmaz yüzüne fırlatmak geçti içimden. Hiçbir şey demedi solmaz. Hiçbir şey demedi. Demek diyecek sözü yok. Olsa derdi herhalde. Tüh senin utanmaz yüzün. Hala hangi cesaretle bakıyorsun bana ha? Hangi yüzle geliyorsun buraya? Ruhsuz, duygusuz. Şu kuru ağaç bile senden daha insan. Senden daha duygulu. Defol. Defol git buradan. Git. Hiç olmazsa seni tertemiz bir yürekle sevdiğim o çocukluk günlerimin hatırasını kirletme. Git dedim sana. Git. 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 Hükümet kurbanı oldum söyle. Fadime nerede hükümet? Bulmam lazım onu. Bulmam lazım onu. Biliyor musun Fadime nerede? Gitti lan. Fadime de gitti. Oraya. Nereye gitti hükümet? Kimle gitti? Oraya. Oraya gitti. Eşberlen de oraya. Eşberli mi? Eşberli. Tabii, işim öyle. Hükümetin önünden geçtim. Her taşın altından çıkıyor yılan. Ne demek Eşber ağa? Burası senin evin. Buyur, başımızın üstünde yerim var. Sağ ol Rıfat Bey. Fadime bizim emanetimiz. Biraz rahatsız. Onunla ilgilenecek biri... Var, var. Biri var. Tümay! Tümay! Efendim baba. Gel kızım, bak misafirimiz var. Fadime Eşber Ağa'nın misafiri. Onunla sen ilgilen. Hı hı. Buyur et, o da hazırlat. Dinlensin biraz. Peki baba. Tamam mı yavrum? Hadi kızım. Gel abla, biz içeri geçelim. Biz de şöyle geçelim Eşber Ağa. Odan hazırlanıncaya kadar biraz sohbet ederiz. Ederiz. Nasıl? Mihriban'la düğün işi ne vaziyette? İyi iyi.
O meseleyi sonra konuşuruz. Şimdi daha önemli meseleler var. Hayırdır? Seyfullah. Hapisten kaçmış. Yapma ya. Vay anasını. Nasıl kaçar ya? Kaçmış işte. Belki bacısını görmeye gelir diye düşündüm. Başka kimsesi yok değil mi? Yok. Aslında tam yok da sayılmaz. İzmir taraflarında akrabaları var. Ama çok uzak. Baktım komutanım, bir şey yok. Peki oğlum, sen dışarıda bekle. Baş üstüne komutanım. Seyfullah'la bacısı hapislik sırasında görüştüler mi hiç? Yok. Biz götürelim dedik ama Fadime istemedi. Nerede şimdi kendisi? Şeyde. Hani o akrabaları var dedim ya. Onların yanına gitti. Başını dinleyecekmiş. Adresleri var mı sizde? Adres yok. En son 15 sene önce geldiler. 3 gün önce de telefon edip Fadime'yi çağırdılar. Düğün mü varmış ne? İzmir taraflarında bir köyde. Ama hangi köyde bilmiyoruz. Aynen öyle. Sormaya da gerek görmedik. Neyimize lazım dedik. Öyle ya, gelip gitmiyorlar ki. Bir şey yok komutanım. Tamam. Anlıyorum, neyse. Biz araştırmamıza devam edelim. Siz de bir şey duyarsanız ya da Seyfullah gelecek olursa bize bildirin. Tabii. Kendi menfaati için ne kadar çabuk teslim olursa o kadar iyidir. Tabii, tabii. İyi günler. İyi günler komutanım. Ne oldu? Hiç. Fadime? Yok. Gitmiş. Gidebileceği bir yer var mı? Bir yakınınız, akrabanız. Biz iki garip kardeşiz. Kimimiz kimsemiz yok ki. Nereye gidebilir? Bilmiyorum. Fadime'ye bir şey olmasın Mihri Ali? Sanmam. Bir şeyler yedin mi sen? Yedim. Annen getirdi. İyi. Sen uyu hadi. Ben gene gelirim. Mihri Ali. Fadime'ye ne olduğunu öğren. Ne olur? Olur Seyfullah. Öğreneceğim. Mutlaka öğreneceğim. Bizi bırakıp gideli çok şey değişti baba. Büyüdüm. Çok şey öğrendim. Kahpeliği, soysuzluğu öğrendim. Büyümek buysa keşke hiç büyümeyeydim. Sustum baba. Direndim. Daha da direnirdim. Ama dermanım kalmadı. Suçladılar baba, iftira ettiler. Ben de diyemedim. Sormadı ki. Sadece suçladı. Kinle bağırdı. Sevgimize hakaret etti. Kuru ağacı taşladı. Taşlama diyemedim. Taşlama kuru ağacı. Bir daha yeşermez diyemedim. İnanmıştı bir kere. Bana sormadı. Taşladı kuru ağacı. Kuru ağacı. Karışma sen. Eşber odasından çıkmayacak dediyse çıkmaz. İyi de kapısında 24 saat adam bekletmek de ne oluyor baba? Bu işte bir gariplik yok mu? Bu kız ne yapmış ki? Bunu sormak ne senin haddine ne de benim. Anladın mı? Eşber ağa bizim misafirimiz. Bize düşen o ne diyorsa onu yapmak. Elimizden geldiği kadar rahat ettirmek. Her şeye burnu sokma. Yemeğini ye hadi. Gözünü dört aç Faik. Kuş uçmasın, anladın mı? Anladım beyim.
Sağ ol. Tümay'a kızıyorsun ama kız pek de haksız sayılmaz Rıfat. Bana bak hatun. Ne zamandan beri bu evdeki saçı uzunlar benim işime burnunu sokar oldu ha? Lafı dolandırma Rıfat. Biliyorsun ben oldum olası o çıngırak Rasim denilen adamı sevmedim. Sevseydim vururdum seni zaten. Dalga geçme, ben ciddiyim. Ben de ciddiyim. Kamer, Rasim Bey vakti zamanında beni çok büyük bir borç yükünün altından kurtardı. Biliyorum, faiziyle de geri aldı. Faiz maiz. O dönemde kimse kimseye para vermeye yanaşmıyordu. O verdi. Maddi olarak değil belki ama manen borçluyum. Hele ki yeğeni misafirim diye geldiyse bu eve, başımın üstünde yeri vardır. Ötesini kurcalamak bize yakışmaz. Yeğeninin misafirliğine bir şey demiyorum. Ama bu Rasim'in çevresi bela kokuyor Rıfat. Belanın bize bulaşmasından korkuyorum. Anladın mı? Anladım, tamam. Tamam dedik ya. Allah Allah. Gel Gülsüm, gel. Bizi yalnız bırak Yunus. Gülsüm'le biraz sohbet edelim. Peki beyim. Otur otur, çekinme. Sevdin mi Sedef öğretmeni? Sevdim. Güzel. Baban seni her gün okula götürecek. Arada bir ben de gelirim. Belki bu arada okulun ihtiyacı olan bir iki eşya da alırız. Ha? Ne dersin? Böylece Sedef öğretmeni de borcumuzu ödemiş oluruz. Evet. Peki, hadi sen git de erken yat. Yatmayacağım, ders çalışacağım. Sedef öğretmen ödev verdi bana. Oo, demek ilk günden ödev ha? İyi, sıkı bir hoca bu Sedef. Evet, çok iyi bir öğretmen. Hadi o zaman, sana iyi dersler. Allah Allah, kim arar bu saatte? Alo. Alo Sedef, ben Fikret. Fikret? Sen... Niye aradın şimdi? Sana ancak ulaşabildim. Aylardır izini bulmaya çalıştım. Sormadığım yer kalmadı. Aramana gerek yoktu. Senin için belki öyle. Ama ben seni hala seviyorum. İnanmayacaksın biliyorum. Ama gene de söylemek istedim. O bir hataydı Sedef. Hem de çok büyük bir hata. Ama oldu bir kere. Senden son bir kez özür dilemek istiyorum Sedef. Ve seni bir kez daha görmek istiyorum. Lütfen. Hayır. Lütfen izin ver Sedef. Gelip seni bir kere göreyim. Hayır dedim. Hayır, artık her şey bitti. Sedef. Hayır, arama. Arama. Hayır dedim sana, anlamıyor musun? Hayır. Bitti artık. Her şey bitti. Bir daha arama beni. Arama. Allah Allah. Ne diyor bu kadın? Aman Kemal yapma. Zaten kafam kıza takılı. Şakalaşacak halim yok. Neden kıza takılıymış kafan? Bu kızın durumu hiç iyi değil Kemal. Ruh gibi oldu vallahi. Bazen duyuyor mu duymuyor mu bilmiyorum. Üstüne gitme. Bir müddet sonra düzelir. Bana hiç öyle gelmiyor. Bir çaresine bakmazsak ya düşüne düşüne aklını oynatacak ya da... Ya da ne? Aman ne bileyim işte. Aklım hep kötü kötü şeyler geliyor. Bir şey olmaz, korkma. Mihriban zayıf bir kız değil. İstediğimi tuttuğunu koparacak kadar inatçı. Ne de olsa ekecik inadı var onda da. Bırak şimdi bunları. Allah büyüktür. Bir şey olmaz. Ne o kız? Korktun mu? Tabii. Güpegündüz karşısına bir domuzla bir iskelet çıkarsa her insan korkar.
Dilin çok uzamışsın. Keserim o dili ben. Sen ancak tırnağını kesersin. Çekil yolundan Eşber. Çekilmezsem? Çekilmezsen bu taşı kafana yersin. Hadi at. Aha geliyorum işte. At bakalım. Serseri domuz. Çek ulan elini. Mihrali dur. Mihrali. Hayvan. Hayvan. Fatiha. Efendim. Siz ikiniz bu tarafa. Ne oluyor? Hayırdır komutanım? Kusura bakmayın, size özel bir şey değil. Bütün köyde arama yapıyoruz. Niye? Ne oldu ki? Azam Bey'in adamı Seyfullah hapisten kaçtı, onu arıyoruz. O buraya gelmez, çekinir. Vurduğu adam benim kan kardeşim. Biliyorum ama yine de her yere bakmak zorundayız. Burası ahır mı? Evet. Evde kimse yok komutanım. Oğlum sen içeriye bak. Kilitli, ben açayım. Hem ağır hem kiler. Eski püskü şeyler var burada. Tamam, teşekkür ederim. Toplanın çocuklar, gidiyoruz. Ulan yer yarıldı da işine girmedi ya bu herif. Mutlaka bulacaklar. Buradaysa bulurlar tabii. Seyfullah köyde gören var mı ki? Gören yok ama jandarma yine de aramaya mecbur. Seyfullah akıllı bir herifse bu köye gelmez. Doğru. Doğru. Süleyman'ın ailesi ses çıkarmasa bile Mihrali gördüğü yerde gırtlağına çöker Seyfullah'ın. Hükümet bile taşa tutar vallahi. Seyfullah köpeğini vurduğunda hükümet sabaha kadar bağıra bağıra ağladıydı. Herkes unutsa o deli unutmaz. Delinin kini deveden beter olur. O kadar da değil. Hükümet sır dünyasında yaşıyor. Onun ne zaman ne yapacağı hiç belli olmaz. Doğru. Doğru, doğru söylüyorsun. Hacı abi! Ne yapıyorsun kız? Hoca emmiye gidiyorum hükümet. Hoca emmiye! Hadi sen de Mihran'ın yanına git, tamam mı? Onu yalnız bırakma, tamam mı? Mihran evde. Evde. Mihran evde. Hükümetin önünden geçtim. Fadime gerçekten köyde değilse Rasim Bey'in evindedir. Ben yakalanırsam konuşmasın diye elinin altında tutuyordur. Dolaylı yoldan seni de tehdit ediyor yani. Evet, de Fadime'nin orada olup olmadığını nereden öğreneceğiz? Adamın evi etten duvar. Biliyorum. Oraya girmeden de öğrenmek imkansız. Bir yolu var. Ne o? Solmaz. Fadime'nin arkadaşı. Hükümetin önünden geçtim. Hükümet. Mirali'yi ne yapıyorsun lan? Hükümet, iyi ki geldin. İyi ki geldin. Hükümet, benim biraz işim var, tamam mı? Ben gelene kadar sen burada bekle. Jandarma gelirse ya da Çıngırak Rasim'in adamlarından birini görürsen hemen bana dua et. Ama yüksek sesle dua et. Tamam mı? Bağıra bağıra. Tamam. Allah, 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 bismillah, bismillah, bismillah. İşte böyle, aslan hükümet. (Gülüyor)
Hükümet dışarıda. Ha? Hükümet mi? Hangi hükümet? Korkma, bizim hükümet. Onu tembihledim. Jandarma ya da Rasim'in adamlarından biri gelecek olursa... ...Allah Allah Bismillah diye bağıracak, tamam mı? Bunu duyarsan hemen tedbirini al. Tamam. Al şunu. Ben gelene kadar sende kalsın. İnşallah lazım olmaz. İnşallah. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Dünya yıkılsa Mihral'in böyle bir şey yapmaz hoca emmi. Yani bu kadar adice bir iftira atılır mı? Silahlarla, kurşunlarla öldüremediler bizi. Şimdi sözleriyle vurmak istiyorlar Hasibala. Haklısın kızım. Söz kurşundan daha ağır derler. Bu tür şeylerin dedikodusu gerçeğinden daha beterdir. Fadime'nin halini görünce vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben bile bir an şüpheye düştüm Hatice. Kız perişandı. Neredeyse aklını oynatmış gibiydi. Öyle değil mi hoca efendi? Öyle. Görünüş öyleydi yani. Hakikati ise Allah bilir. Bunlar oyun hoca emmi. Zilhan'ın oyunu. Fadime'yi kullanıyor. Bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyor. Bunu ben de düşündüm. O yüzden de Mihrali'ye bir şey söylenmesini istemedim. Deli olanın ne yapacağı belli olmaz. Fadime ile yanında Zilha ya da Azam Bey olmadan konuşmak lazım hoca emmi. Doğru her neyse ancak o zaman söyleyebilir. Zilha varken onun korkusundan konuşamaz ki. Allah bilir bunları söyletmek için ne yaptı kıza. Yavrum, kuzu, eşberim benim. Anan kurban olsun sana. Seyfullah bulunana kadar sakın çıkma ortaya. Fadime'den de uzak dur. Tamam ana, merak etme sen. Hadi ben gene ararım. Tamam yavrum. Merakta bırakma bizi. Babanı da selam ver. O dediğini de söyledim. Sağ ol ana. Sen de selam söyle. Tamam. Ne olacak bu oğlanın hali? Meryem'in sümsük kızı yüzünden çekmediği çile kalmadı. Eriyip gidecek oğlan. Bir şey olmaz. Herkes sevdasından öleydi, sağlam kimse kalmazdı dünyada. Bir müddet sonra o da unutur gider. Senin gibi mi? Sen unuttun mu sanki? 20 yıl sonra bile Hatice aklına düşmedi mi? O mesele senin kuruturdan başka bir şey değil. Hatice'nin canı cehennemi. Ben eşberimi düşünüyorum. Bak Azam, aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Olan oldu, biten bitti. Senle beraber Meryem'in evine gitsek. Mihriban'ı istesek babasından. Vermez. Rasim daha önce denedi bunu biliyorsun. Rasim adam gibi istemedi ki. Acele etti. Kızı araziyle beraber almaya kalkıştı. Sen o baldırı çıplak köylü milletin bilmez misin? Canını verir ama malını vermez. Biz gidip doğru dürüst isteyelim Mihriban'ı. Başlık da verelim. Şu bizim susam tarlasını verelim Kemal'e. O zaman belki yumuşar. Olan biteni de Rasim'in üstüne yıkarız. Gerekirse... Onun cehaletinden oldu deriz. Kemal Ağa Rasim'e baktığı gibi bakmazsan. Ha? Hazır Fadime meselesi de varken. Mihral denen o bela da yokken. Ha? Ne diyorsun? Olmaz mı? Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Solmaz. Ne var? Seninle konuşmam lazım Solmaz. Bütün olanlardan sonra mı? Ne konuşacak mısın benimle? Mihriban'la mı ilgili? Yok. Fadime hakkında. Fadime ha? İyi. Ne anlatacaktın çok merak ettim şimdi. Allah 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 Allah. Bismillah 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 Bismillah. Allah 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 Allah. Bismillah 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 Bismillah. Allah 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 Bismillah 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 Allah 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 Bismillah Bismillah Allah 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 Bismillah 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 Bismillah. Çıkın arkadaşım, ne yapıyorsun lan? İyiyim hükümet, sen ne yapıyorsun? Dua ediyorum. Allah 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 Bismillah 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 Bismillah. İyi iyi, et bakalım. Bana da dua et hükümet, gidelim.
Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Ya bu delinin sırrını da kimse çözemedi. Kime dua eder? Ne diye hep o aynı türküyü söyler? Garip. Sen çözebildin mi musun? Yok beyim. Hükümetin ne sırrı olacak? Delinin teki işte. Yok yok. Bazı garip şeyleri var. Mesela ne diyor orada bekliyor? Kimin bekliyor? Burası oğulların evi beyim. Kimin? Mihral'in evi. Öyle mi? Vay canına. Dur. Geri gel Yunus. Geri. Burada dur. Ne oldu beyim? Yok bir şey, devam et. Sana yok dedim, anlamadın mı? Solmaz. Hepsi yalan bunların. Tabii tabii, Fadime'nin söyledikleri yalandı. Zilhan'ın gözüyle gördüğü ne peki? Gecenin bir yarısında Azam'ın ahırında Fadime ile beraber. Ben oraya başka şey için gittim. Mehmet'le ilgili. Bak seninle bunları sokak ortasında tartışacak değilim. Fadime'yi bulmam lazım, tamam mı? Ancak onu bulursam söylenenlerin yalan olduğu meydana çıkar. Bence de çıksa iyi olur. Fadime'yi büyük bir ihtimalle Rasim'in evine götürmüşlerdir. Orada olup olmadığını öğrenmem lazım. Bunu da ancak sen öğrenebilirsin. Ben mi? Aklını mı oynattın sen? Rasim'in evine telefon et. Ya da minibüse bin git. Orada olduğunu duymuş gibi yaparsın. Ya da uydur bir şeyler, ne bileyim. Solmaz. Bak ilk defa senden bir şey istiyorum. Bu olanlardan sonra senin için tırnağımı bile kesmem ama... Mihriban'ın hatırı için belki işine yarar bir şeyler söyleyebilirim. Ne? Rasim'in adamı Yunus'un kızı her gün okula gidiyor. Sedef öğretmen onu imtihanı hazırlıyormuş. Git Sedef öğretmenle konuş. O kızın ağzını yoklayabilir. Böylelikle daha kolay öğrenirsin Fadime'nin orada olup olmadığını. Tamam. Bak bu iyi işte. Sağ ol, olmaz. İnşallah işe yarar. Eğer her şeyin yalan olduğunu ispatlamazsan bu köyü terk et Mihral'i. Herkes yüzüne tükürür senin. Anladın mı? İspatlayacağım Solmaz. Göreceksin. Ne oldu kız? Dünden beri bir kelime bile etmedin. Niye hiç konuşmuyorsun? Laf olan konuşur Eşber. Laf bitti mi yani? Dokunma bana. Bana bak. Gene tepemi attıracaksın ha. Kız ne zamandan beri burnumda tütüyorsun eşek? Haberin var mı bundan? Asıl senin hiçbir şeyden haberin yok. Yok ya. Neymiş o? Boş ver. Olsa da bir şey değişmez zaten. Hepiniz aynısınız. Neymiş kız o? Sana diyorum, laf atıp çekilme kendine. Neyden haberim yok benim? Hamileyim ben. Ne? Ne dedin sen? Hamileyim. Karnımda bir bebek var. Ne demek bu biliyor musun? Anam beni niye buraya gönderdi zannediyorsun he? Doğru mu kız bu söylediklerin? He? Ne oldu kız? Cin çarpmış gibi geldin öyle. Biliyordum böyle bir şey olduğunu, biliyordum. Kız ne oldu söylesene. Fadime hamileymiş anne. Hem de Eşber Ağa'dan. Ne? Birisine söylersen gebertirim seni. Kimse bilmeyecek, tamam? Bırak kolumu. Duydun mu? Bırak dedim. Şimdi şurada gebertirim seni. Öldürürüm. Tamam, tamam. Kimseye söylemem. Vallahi billahi söylemem. Bırak beni. Senden başka kim biliyor bunu? Anan. Anan mı? Evet. Ama o inanmıyor bana. Mihrali'den zannediyor. Ne? Mihrali'den mi? Vallahi iyice aklım karıştı. Sen bir türlü söylüyorsun, Mihrali başka türlü söylüyor. Fadime desen hepten kayıp. Kız, ya Mihrali'nin dedikleri doğruysa? Bana söylerdi o zaman. Gözümün içine baka baka söylerdi. Hiçbir şey demeden gitti. Kız, belki de Fadime zorladı onu. Nereden biliyorsun? Mihrali bir an şeytana uymuş, sonra da pişman olmuş olamaz mı? Yoksa niye Fadime'yi bulup konuşturacağım desin? Sen Fadime'nin nasıl şeytan olduğunu bilmiyor musun sanki? Ne fark eder ki? Haklısın. Öylesi de berbat, böylesi de. Karışma sen.
Elin kirli çamaşırlarını yoklamak sana mı kaldı? Hem onlar misafir. İyi de bizi kullanıyorlarmış gibi gelmiyor mu sana? Fadime Azam'ın evinde peydahladığı sıfayı bizim evimizde mi doğuracak? Tövbe tövbe. Kız sen çok fena oldun. Baban bunları duyarsa kıtır kıtır doğrar seni. Sakın onun yanında ağzından bir şey kaçırma. Çeneni tut, otur aşağı. Bana ne aman. Ben bu insanları sevmedim. Pislikleri bize de bulaşırsa görürsünüz o zaman. Çok konuşma da şu ocağın altını yak. Anam akıllı kadın. Bu Mihrali meselesi birçok şeyi halleder. Sen de akıllı ol Fadime. Ben seni koynuma aldım. Ama nikahıma almam. Unut bunu. Mihrali'ye yama. Git onun başına tebelleş ol. Senin de kurtuluşun burada. Yoksa ya o karnındakini ya da seni parça parça ederim. Başka yolun yok Fadime. Ya o ya bu. Kararını kendin ver. Allah cezanızı versin sizin. Ayaksızlar. Peki Mihrali, sana yardım edeceğim. Gülsüm'le konuşur ağzını ararım. Gerekirse bir bahaneyle Rasim'in evine gidip Fadime var mı yok mu diye bakarım. Sağ ol hocam. Hadi şimdi git, derse girmem lazım. Bir şey öğrenirsem sana haber veririm. Tamam. Görüşürüz. Fikret. Sana gelme demiştim değil mi? Niye geldin? Zaten buradaydım. Akşam otelden aradım seni. Allah'ım inanmıyorum. Nasıl böyle bir şey yaparsın Fikret? Sana her şey bitti diyorum. Anlamıyor musun? Sen öyle diyorsun. Ben de bir kere daha düşün diyorum. Bir inat için burada, bu küçücük köyde bir ömür mü geçireceksin Sedef? Bu köyü seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ne olur inan artık bana. Girin. Kusura bakmayın. Misafiriniz olduğunu bilmiyordum. Rahatsız ettim. Hayır hayır buyurun. Fikret Bey misafir sayılmaz. Eski eşim. Öyle mi? Memnun oldum. Hoş geldiniz. Ben Rasim. Hoş bulduk Rasim Bey. Halana gittin mi Mehmet? Yok gitmedim. Git arada bir yokla halanı oğlum. Tamam giderim. Bir akşam yemeğe çağıralım onları. İyi düşündün. İyi olur. Mihriban, yemeyecek misin? Yemeyeceğim. Masa fazla kalabalık olmaya başladı. Hadi yemeğinizi yiyin siz. Ben bakarım baba. İyileşti mi artık? Tamam bak oğlum. Kim o? Benim Mehmet oğlum. Azam amca. Merhaba. Baban evde mi? Evde. Gülsüm'le konuştum Mihrali. Üstü kapalı Fadime'yi sordum. Orada değilmiş. Gülsüm iyi çocuk. Yalan söyleyeceğini zannetmiyorum. Öyleyse başka bir yere götürdüler bu kızı. Olabilir. Neyse, benim gitmem lazım. Kalsaydınız. Annem yemek hazırladı içeride. Giderseniz darılır. Hayır, misafirim var. Onunla yemeği şehirde yemek zorundayım. Misafir mi? Evet, İstanbul'dan. Kocam. Ne yüzle geliyorlar bunlar ya? Biri mi geldi? Ha. Kim? Eşber'in babasıyla anası. Lokum alıp gelmişler. Güya seni isteyecekler. Abla, bir şey demeyecek misin? Ne diyeyim? Ne dememi bekliyorsun? Bir sürü istenmeyen hadise oldu Kemal Ağa. Ama inan ki bunların çoğu bizden değil. Kaynım Rasim yüzündendi. Çoğundan benim haberim bile olmadı. Niye anlatıyorsun bunları bana?
hem olanlar için özür dileyelim dedik. Hem de malum komşuyuz şurada. Senelerce aynı havayı soluduk. Hatta aynı kaptan yemişliğimiz bile var. Evet. Olanları unutalım Kemal ağa. Ben seni severim bilirsin. Bugüne kadar birbirimize bir kötülüğümüz, bir hayırlığımız olmadı. Hatta seni dürüstlüğünle, insan tarafınla kardeşim gibi gördüm. Gel el ele verip bir hayır işleyelim. Bütün dedikoduların, lafların, oldu bittilerin önüne geçelim. Bak Hasan Bey, beni yeteri kadar tanıdıysan uzun laftan hoşlanmadığımı da bilirsin. Ne söyleyeceksen söyle. Tamam. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Mihriban'ı eşbere istemeye geldik Kemal'a. Duydum ana. Git babama söyle. Beni eşbere verecek olursa hayır demem.